Ona ne söyledin? Ne? Feriha'ya ne anlattın? Ne diyorsun sen ya? Hande ile bizi gördüğünü söyledin mi Feriha'ya? Söylemedim. Onu aldattığını biliyorum ama ona hiçbir şey söylemedim. Ben onu aldatmadım. Onun beni aldattığına inanırken bile ben ona ihanet etmedim Münce. Öyle mi? Sabahın köründe üzerinde senin gömleğinle yarı çıplaktı Hande, ha? Seni hiçbir şeye inandırmak zorunda değilim Münce. Sadece bana doğruyu söyle. Ne anlattın Feriha'ya? Hiçbir şey. Ayrıca biliyor musun? Ben de seni inandırmak zorunda değilim. Sana inanmak zorunda hiç değilim. Beni hiç tanımıyorsun. Sen Feriha'yı da Koray'ı da tanıyordun ama. Ucuz bir dergi için ikisini de idam ettin. Emir. Ne oluyor, nedir? Dün Feriha'ya gittim, evine. Kapıyı yüzüme kapattı. Günce de bir şey söylemediğini söylüyor. Günce ne söyleyecek ki Feriha? Ya Koray, Hande o gece sana geldikten sonra... Ne güzel ya. Herkes kaldığı yerden devam ediyor. Ama kimse Hande'yle konuşmuyor. Siz öpüşüp barışın. Ama günah keçisi ben olayım değil mi? Hande. Emir. Ben neye inandıysam sen de ona inandın. Şimdi tek suçlu ben miyim? Bana müsaade. Eğer bana harcadığın enerjiyi Koray'a verseydin, aranızdaki sorunu çözerdin. Bizimkini dergiler kesmiyor artık. Bakayım şuna. İnanmıyorum ya. Bu da iyice sardı olayı. Bu da güya arkasını toparlayacak. Gazetenin haberin vardır herhalde. İlgilenmiyorum. Emir. Ben seni böyle görmek istemiyorum. Hiçbir şey anlatmıyorsun, konuşmuyorsun. Her şey yarım kaldı. Günce bir şeyler söylemiş dedin, gerisi yok. Ne oluyor? Feriha senle benim aramda bir şey olduğunu mu sanıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamaya çalışma zaten. Eğer ben anlarsam sana da anlatırım. Yeter ama Emir. Beni de ilgilendiriyor bu olanlar. Daha doğrusu beni seni ilgilendiriyorsun. Ne haldesin, ne durumdasın hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben seni gazeteden, dergilerden mi takip edeceğim artık? Neden hiçbir şey anlatmıyorsun Emir? Takip etme Hande.